gibi samimiyet bekliyorum. Gayet hepsi vardı zaten. Tamam. Niye, ne oldu? Neden? Uyarıyorum seni. Neden? Nereden çıktı bu uyarı şimdi? Böyle. Durduk yere. Ha geçenki Hiç. muhabbet, bak bir de geçenki muhabbetine Ben geleceğim. geçenki muhabbeti unuttum ya. Ne yaşadık ki biz? Arkadaşlar geçen ne oldu bilekle? Oğlum gelmişsin ya. Neyse tamam onu söyleyeceğim sana. Söyle söyle. Evet, söyleyeceğim. Senin için bir şey Şiir mi? söyleyeceğim. Senin Şiir mi? iyiliğin adına bir şey söyleyeceğim. Başka bir konu. Konuşuruz. Ay. O derece yani. O derecesin gözümde bilek. Ne oldu tekrar söyle. Bir şey yok. Tekrar söyler misin? Kıstım sesini dedim. Böyle mi olduk Kesin ya? yani. Böyle mi olduk? Niye böyle olduk diye bir sor kendine. Canım. Sorma, utanırım sorma, söyleyemem sorma. Yangınlardayım. Kıstıysan nasıl duydun Bilek abla? geçen Nursel ile yayın yapıyordu. Ben çok yakıştırdım Çaktırma. arkadaşlar açıkçası. Çaktırmayın artık. Ben çok yakıştırdım açıkçası. Ya izledin mi sen yayını? İzlemedim ama kayıtlar geldi bana. Ha, tanıyor musun peki? Nursel'i mi? Aha. Çok yakın arkadaşım. Doğrudur abi. Hepiniz birbirinize... Ama çok enteresan ya. Şeyma'nın kısmetse olur favorisi kim? Aynı Ondur şey de soruyorlar. tabii ki. Ondur Başka soruyorlar. queen mi vardır orada? Kızlarda Aybük ediyor. Erkeklerde? Erkeklerde yoktu. Yap şovunu hadi bak. Yap şovunu. Yo, cidden erkeklerde yoktu. Çağrı Ha. vardı. Çağrı. Çağrı'ydı favorim. Hala favorim Çağrı. Eyvallah. Ozan'ın gönlünü falan almayacaktım kardeşim. Ozan'ın bir sıkıntısı olsa zaten Çağrı bebek gibi değil mi arkadaşlar VP'den ya? yazar bana. Çağrı çok yakışıklı ya. Tamam mı? Tam bir tane. Bir şey istiyor musun? Ölmek. Sorma. Oturma odasında yatıyorum ben. Hayır, orada yat ya. Niye? Kanka orada yatar mısın? Sen yatıyorsun orada. Kanka ben içeri geçerim. Otururum sabaha kadar. İyi tamam o Tamam, zaman. sen orada yat. Yine okudun Kanka mu uyan. direkt? Delikanlı gibi çok da samimi yaklaştım. Aranız mı bozuk? İhtimal ettiniz ama bu Araları mı sefer bozuk arkadaşlar? kafanızı bektiniz aga. Yeniliyor muyuz arkadaşlar? Yürümez bu işler yalanla. Bir hikaye duy da inanma. Aşkı da olur yazan. Elektrikler gitti, şarjımı şamileyim, bir de anksiyetem tuttu ya. Aşkım, Ayetel Kürsi oku. Okuyayım mı sana bir tane? Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilahe illa ve la yukarım. La tezü sünnetü vel alem. Ne ma fis semavati ve ma fil ard. Men zel lezi yeşfe illa bi izni. Alem ma beyni ilim ve ma harfü ve la yeretinde bir şey ilmit ilmihi. Ma şah ve sel kürsi semavati vel ard. Ve la yadu hüsüma ve ver. Ne lazım sadık Allah'a lazım. Allah koruyacak seni aşkım. Bilik sen de mi biliyorsun ezbere? Ben de okudum arkadaşlar. İnşallah düzelir. Helal sana. Helalim var. Helal olsun sana. Helalim Hiç var. beklemediğin insanlar neler yapıyor görüyor musunuz Sana arkadaşlar? da helal olsun. İşte biri Helal. Allah'a söver, biri Ayet-el Kürsi'ni ezbere bilir gibi. Düşünün. O kadar. Yanlışlıkla... Neyse. Beni ararlarsa açıyor musun? Aşkım birileri arıyor da açmıyorum ben. Selamatik. Bir kısmetse olur bittim. Yok bitmedi arkadaşlar. Eylül'de devam. Şeyma hiç yok, zevk yok sende. Şeyma'nın bugün morali bozuk arkadaşlar. Normalde biliyorsunuz çok. Moralim bozuk değil. Gayet iyiyim arkadaşlar. Moralim mi bozuk? Değil. Ne Moralim bileyim bozuk gibi mi duruyor?
Şey diyeceğim, bana böyle çok enerjisiz geldin. Beni de bir şey Hadi yaptın ya. gibi. Aa, niye acaba? Ben birinin enerjisiz gidiyorsam karşı tarafın enerjisinden kaynaklıdır. Demek ki sen enerjimi bozacak hareketler yaptın ki. Sömürdün yani beni. Sinirli gibi diyorlar. Evet, doğru tahmin arkadaşlar. Baksanıza surata. Baksanıza tavırlara bak, tavırlara. Arkadaşlar yani bilmiyorum, ben sadece şaşırıyorum insanların böyle Direkt yakışmayan sevgilim var mı? Yok hareketler ediyorum. yaptığı zaman üzülüyorum yani. Ben istiyorum ki herkes aynı kalitede devam etsin. Ama insanlar kalitesini bozunca çok üzülüyorum ve insanlara karşı böyle bir saygım kalmıyor. Kimlerden bahsediyorsun Şeyma mesela? İnsanlardan. Ortaya attım da o yüzden. Yemek mi yapsak ya? Karnım acıktı. Nasıl yani papatya? Menajerimsin derken? Favorimsin demek istemiş. Yanlış çevirmiş. Ha, Tövbe. pardon. Teşekkür ederim Şeyma. Teşekkür ederim papatya. Siz sevgili misiniz ne bu tripler? Yo. Şeyma'nın Ya. sevgilisi değil Arkadaşlar papatya. ben Çağrı'yı beğeniyorum. Niye birlikte sevgili olayım ki? Yani. Birlikte Nursel'i beğeniyor. Dörtlü takılırız ama. Adam gibi, delikanlı gibi, çok da samimi. Saç rengi kızıl büyü mü? Üç tane Teşekkür gün ederim alabilir miyim? Şeymoş. Varsa. Mevcut ise. Bugün tweetimi beğendin. Vardır ama Elif'çim bence doğrudur, fix. beğenmişim. Benle ilgiliyse Üç tane kat da alabilir. gittiğimizin ha. Win yapalım. Ne anlatıyorsun be ya? Nursima teşekkür ederim. Şeyma güzel, onu kaybetmeseydim diyor. Melek teşekkürler. Karan Hiçbir şey teşekkürler. kazanmadık ki kaybedelim arkadaşlar. Nasıl yani su? Gerçekten mi su? Nursima teşekkür ederim. Son 15 tane kaldı. Bilek ölü balık. İkonik video teşekkür ederim. Teşekkür ederim çok. Bilek hiç Dilara taste. teşekkür ederim. Taste. Arkadaşlar Google'a yazın. iPhone işte nasıl Bana da şarjı yazmayın takınca lan. ses çıkar. Konuşuyorum. Yapamadık mı ya? Aklıma gelmiyor bazen. Bir de gelin neden hep Nasıl yani? kaşında? Nasıl yani Black? Ne bileyim ya, bilek kısmı sol evinde mesela şu çok seviliyor diye konuşuluyor musun? Konuşuluyor mu? Şu çok Abi seviliyor. oranın kısmetse olurun. Bilmiyorum. En iyisi Aybüke'ydi. Ondan sonra Bilmiyorum. program bitti zaten. Ataşım Sonra ayıp işte mayıp etmedim zaten. Bölüm gelenler izlediysen asıl gideni çok güzel şey arattı yapmışsındır yani. arkadaşlar. Hiçbir zamanda hiçbir programda bak bu görebileceğiniz hiçbir programdaki hiç kimse Aybüke gibi olmayacak. Hiçbiri diğer programlarda da hiç kimse Aybüke gibi olamaz. Evet, çok düzenlisin. Arkandaki gardırobun mesela şey yani Ya böyle. ben bu üstümdeki tişörtü ararken bütün siyah tişörtleri çektim o yüzden bozuldu. Bu arada şakasına demedim. Gerçekten düzenli duruyordu. Ha yok düzenli değil ama bak siyahlar hep dışarı çıkık. Ha, pardon, okey. Düzenli değil. Siyahlar hep şey. Abartıyor. Arkadaşlar. Başak. Doğum günüm ne zaman Şeyma? Nereden bileyim? Fanı mıyım ben senin? Tanımsınız sanırım. Nasıl bu kadar Nursel'e iyi sorarım. bilirsiniz siz gözünüzden tanırım. Nursel'i arayayım mı arkadaşlar? Nursel'e sorarım. Bileğim Burcu ne diye. Şeyma. Nursel'i bilir belki. Hadi abi. Hadi abi başka kapıya. Hadi be Başladın yine ya. aynı Be. şeyleri yapmaya başladın yine. Canımı sıkma benim. Dudak renklendirme mi? Dudak dolgusu mu aşkım? Yaşın Aşkım kaç? Sephora'dan bir 27. tane dudak kalemi aldım. Sephora'dan bir Şey tane daha dudak gelecek kalemi ben. aldım. Gelir Ya. birazdan. Olmayan dudağı dudak çizer. Aşkım. Ya bileğin dudaklarını getir çizelim yani. Hadi be oradan. Hadi deli. Ne Aha. seviyorum seni. Görüşürüz canım. Kendine iyi bak canım benim. Şeyma yalandan yapıyor mu? Bunları gerçek. Yalan dolan arkadaşlar. Takılmayın yani. Herkes aynı. Hangi yayını kimi açarsa onu yapıyor işte. Ama birdeki daha güzel. Kısmet Solor'un en güzel kızı kimdi sence? Arkadaşlar. Belli değil mi yani? Kimin güzel, kim
değiştirmek için otomatik olarak odağı değiştiriyor. Ciguli'den Horozum şarkısı mı? Kral. Evet. Şimdi Allah rahmet eylesin Ciguli'yi de şu an Ciguli'lik bir havam yok yani. Bayanlar, baylar. Siz konakta hepiniz hoş geldiniz. Bu geceki konuğumuz... Herif ne oldu lan? Gökhan Türkmen. Allah sizi ne yapmasın. Eylül ayında yine olacak mısın yarışmada? Olacağım arkadaşlar. Eylül ayında final bölümlerini çekeceğiz. Final haftamızı çekeceğiz. Ben zaten finalde olduğum için olacağım yani. No panic. Don't panico. Türkiye'de şu an saat geçtiğim mi? Saat 1.35. Kaç bölüm çekilecek? 260 bölüm çekeceğiz arkadaşlar. Başka kim var finalde? Arkadaşlar size bir tane spoiler veriyorum. İlk bölümden finale kadar kalan iki yarışmacı var. Erkekler ve kızlar toplamında. Sedat'la ben varım. Yani öyle. Black en cimrisi. Evet. Size karşı küfür etmeme konusunda çok cimriyim. Olabildiğince saygımı bozmama konusunda çok cimrilik yaptım. Keşke biraz daha kaliteyi düşürüp şöyle... Ama fıtratım da yok abi, ne yapayım? Yani sevmiyorum bokluğu. Saçın dökülüyor mu bilek? Bir beddua etmiştim de onu merak ediyorum diyor. Gerçekten böyle insanlar mı var? Yok saçım dökülmüyor Allah'a şükür. Abi kim hakkında ne düşünüyorsunuz, ne istiyorsanız Allah iki katını versin, iyisinde de kötüsünde dediğimde yani. Allah iki katını size versin. İyilikse iki katı abi, kötülükse de iki katı olur. Belki erkekler evinde favori misin? Teşekkür ederim. Bilek en sessiz erkekler evinde. Yani sessiz demeyelim de boş muhabbet. En az boş muhabbet yapan dersek daha. Beyaz desen aç. Açalım abi. YKS açıklandı diyorlar. Bilek ne haber kanka? İyi kankito. Sizin de bildiğiniz gibi bir süredir Open English'i kullanıyorum ve o kadar memnun kaldım ki size de en beğendiğim yanlarını anlatmak istiyorum. Bir defa ana dili İngilizce olan sertifikalı eğitmenlerden ister grup ister... Ağır başlardan eyvallah. Sen mi gönderdin bebekleri? Bence evdeki duruşun iyi, eyvallah. Bilek sen nereliydin? Ben göçmenim arkadaşlar. Boşnak asıldım. Kocaeli'de. Bitti mi çekimler? Bitti. Bitti mi ilacım? Bu bir yasak aşk öyküsü çok da açıklı. Biraz daha evleniyor. Seni bizim Ali Premium'a alayım. Olur. Bir de başımda dönüyor gen bizim bu şarkı. İnsanları strese sokuyorlar ya, açıklanmamış evet. Net strese sokmayın abi. Beyazlar içinde sen. Düştük. Nazar değdi abi, yapacak hiçbir şey. Evet.
Tamam, seni istiyorum, takip almışsın. Aynen. Sansu'yla bizim aramız çok iyi çünkü. Tuş'a laf sordum sana. Yok, bana sokmamıştır arkadaşlar. Daha dün gece konuştuk. Yarım saat. Görüntülü. Nereden bir şey olacak da bana laf sokacak yani. Ben aşksız edemedim. Ama seni gördüm göreni. Tansu sinsi gibi. Yok ya. Tansu sinsi bir kız değil arkadaşlar. Aksine çok şeker tatlı bir insan. Ama seni etiketlemiş. Şaka yapıyorsun. Bak şimdi. Acil girip bakma isteği. Acilinden hem de. Ne yazmış peki Tuğçe? Haber verin de yayını kapatmayalım mı? Hayat felsefen var mı? Varsa ne? Bir de güç küfür ediyor musun? Yani zaman zaman. Çok etmem ya. Yani küfür etmeden kendimi ifade edebildiğimi düşünüyorum. Çok yazık yazmış. Bilek orunda şey etiket. Bilek orunda işte etiket at. Bilek dememiş onu. Hani bir şeyin altına mı çok yazık yazmış? Yakışmış eşi. Teşekkür ederim İrem. Sen düzgün birisin. 2 dakika bak kapatmadan. Ne yaptın bakayım? Ne seni etkiledi? Hemen bakıyorum arkadaşlar. Çok ayıp etmiş. Sen de Olcan'la sevgili oldun. Yok canım, Olcan'la sevgili falan değiller ya. Ne alaka? Ne alaka ya, maydanoz. Şeyma Mestoğlu yine istek attı. Bir dur Şeyma'cığım. Yakalım. Özledin mi yorumlarımı bile ki? Çok. Her şeyden çok. Yakalım bu Ozan kim? Arkadaşlar panik yapmayın. Ozan'la aramda bir sıkıntı yok ki. Ozan sevdiğimiz bir kardeşimiz. Çok alıngan. Yani o yani. Ozan değil mi? Roti'ye sen mi hediye yolladın? Yok. Hediye yollamadım. Gördün mü Tiftin Tuğçe'nin? Evet, videoda aslında ben orada diyorum ki olayın başına baktığın zaman diyorum Tuğçe diyorum bu evde diyordum diyorum en çok linçlenen oylarda en çok negatif oy alan. Şimdi orada neyin üzerine demişim, o videonun tamamı ne, gerisinde ne var, şimdi bölümü izlemem lazım. Büyük ihtimal Ozan Tuğçe'yi kullandığı gibi bir muhabbet olunca ben de üzerine böyle söylemişim hani objektif bakın diye. Çevirme ne? Ben mevzuyu hatırlamıyorum diyorum. Bakmam lazım. Siz dediğinizde fark ettim. Tuğçe'nin yazdığını. Dün yarım saat konuştuk diyorum Tuğçe ile görüntülü. Gece. Niye korktun bu kadar Luka'dan? Bizim bir Allah'tan korkumuz var. Bir Allah korkumuz var. Başka kimseden korkumuz yok. Hiçbir konuda
net izleyememişsiniz herhalde bölümleri. İyi ki konukmuş. Şu an Ozan'la mı daha yakınsın, Tuğçe'yle mi? İkisiyle de aynı. Estetiğim var mı? Evet var. Kaşlarımı almayı düşünmüyorum Berfin. Şeyma'yı neden reddettin? Şu an bir muhabbet konuşuyorum. Şeyma gelirse konuşamayacağım. Başka bir muhabbet dönecek. Size cevap veremeyeceğim. Yayını kapatıyorum arkadaşlar. Gece çıtır yayınımız bitmiştir. Sıkıldım artık. Gideyim de biraz Twitter'ı karıştırayım. Yazmışlar, cevap vereyim arkadaşlar. Kaşlarını yaptır. Yok ya, böyle doğal değil. En doğalında. Zaten simetrik değil kaşım abi. Almaya kalksam sıkıntı olur baksana. Şuraya bak. Bak burası öyle inmiyor. Karam aşkım sevgin bu mu? Ne olacak bu aşkın sonu? Gönlümün efendisi, ne haber? Hoş geldin. Git Tuğçe'ye açıklamaya. Ya sıkıldım hepsini açıklamaya, lanet olsun ya. Bir tanesi daha bana koyayım kusura bakma diye gelmedi yani yanımıza. Biz herkes ağlayınca yanına gidelim, sarılalım, öpelim, derdini dinleyelim. Yanında olalım. Bir tanesi de yazdı mı acaba? Ya da geldi mi yanımıza? Yani. Duygucuğum teşekkür ederim canım benim. Sen olmadın, çağrı oldu, unutma. Kimin yanında? Yani çağrı benim yanımda oldu, ben olmadım mı demeye çalışıyorsun? Öyle diyorsan adam rüyasına kadar savunan ve bunun için de linç yiyen biri olarak. Tuğçe'den bahsediyorsa Tuğçe'nin de emin olun. Yanında oldum. Ekranda pek gösterememişimdir onu, büyük büyük yanında olduğumu. O kısımları ben çok iyi yapamıyorum. Ya da Twitter'da etkileşim uğruna bir şeyler yapmak yok yani bende fazla. Bir iki gün önce bölümde çağrıyla girmek, teşekkür. Yüzünüzden gülücükler eksik olmasın, her şeye rağmen mutlu olun arkadaşlar. Kafaya takmayın hiçbir şeyi. Yani siz burada bir şeyleri dert ediyorsunuz ama aradan 3-4 ay geçti ve kimse kimsenin umurunda değil maalesef. Bunu da göz önünde bulundurarak fanatizmi fazla abartmayın, kendinizi yıpratmayın, dert edinmeyin. Bu bölümde bir laf diyorum. Sosyal medya sizi yöneteceğini, siz sosyal medyayı yönetin. Yani resmen burada birkaç kişinin algısıyla bizim bütün yarışmacılar yönetiliyor. Kafa yokmuş gibi. Ne diyorsun kanka? İşte onu şey erbabı anlar onu. Ne bu, duygu şov mu? PK atsana bir de. PK atsam ne olacak kanka? Yeniliyoruz. Yenilince de şey oluyorum. Tansiyonum düşey. Kafam atay. Yalan gözler, yalan dudaklar. Ne bu endam cilve bu haklar. Bir barışır karan bir küsersin. Sen ne gibi vaat edersin.
Ben daha çok öğlenmezsem artık yayınlara. O zaman 1,5K yapıyoruz. Böyle ne ya, 300 kişi kaldık. Yayını kapatıp tekrar mı açsam diyeceğim de saat 2 olmuş zaten. Acayip sıcak. Ben aşksız edemedim. Ama seni gördüm göreni, ateşime düştüm düşeli, gün doğdu sabahlarıma. Seni gördüm göreni, gözlerimin süzleri, gün doğdu rüyalarıma. Hep fani para bulda, anladım yalanın yalanı, yalnız edemem. Çocukluğunda nasıl biriydin? Çocukluğunda. Ben aşıksız edemedim. Çocukluğumda deli doluydum arkadaşlar. Deli dolu yani. Yerinde duramayan. Ben Tuğçe'ye bir şey demedim hiç. Öyle olsun, ne diyeyim. Yine. Ne yapacağım? Vücudunda en beğendiğin yer dudaklarım mı? Saçlarım. Hala deli dolumuz. Hala deli doluyum. Kişiye. Hayatımdaki kişilere tabii. Orta yere deli dolu değilim o. Onu, o ben değilim yani. Kapat aç bildirim gitsin. Saat 2 oldu arkadaşlar. Kapatırsam açmayacağım ya. Before Vendetta, hoş geldin. Çok kaliteli bir adamsın. Teşekkür ederim Eylül. Bizi ilerideki bölümlerde kavga falan bekliyor mu, sıkıldık? Var ya, birkaç kavga var. Alın size bir spoiler. Erkeğe ne diye alınır? Erkeğe arkadaşlar, ne bileyim ya. Gözlük falan, saat. O tarz. Ya da daha manevi, bana kalırsa manevi değeri olan, maddi değil de. Teşekkürler Baran. PKT eğlenelim. Hayatın en güzel dönemi ne zamandı? Allah'ıma şükür. Yani her sene bir önceki seneden daha güzel gidiyor. Son 7-8 sene süper. Ya öncesi zaten ne? Okul hayatı falan filan. Üniversite hayatım falan da çok güzeldi. Yazlık yerde okuduğum için. Deniz, plaja git. Akşam klapta, öğlen de okuldaydım yani böyle. Böyle bir üniversite hayatı. Anladım yalan dünya, malı yalnız edemedim. Ben aşksız edemedim. Sen öyle Ozan ve Çağrı ile dost gibiydin. Öyle öyle zaten öyle. Erhan, Çağrı, Tolga. Yani Ozan'la da öyle gibiydik de Ozan yanımda daha böyle seçim yapmak zorunda kaldı. Benim aramın bozuk olduğu kişilerle de yakın arkadaş olduğu için diğer tarafa daha yakındı yani. O konuda. Ama benim için tabii her zaman arkadaşım problem değil. Hani size belki aramız biraz açık gibi ya da mesafeli gibi duruyor olabilir program içinde. Fakat sebebi o şekilde. Çağrı nerelerde? Çağrı arkadaşlar göt gezdiriyor. Nurseli ile flört falan değilim arkadaşlar. Burada tanıştım işte. Bir iki kere PK attık. Bu yani. Arkadaşlar izninizi isteyeyim ben. Ne bir hediye atan var, ne beni coşturan, ne bir hareket. Coşamıyorum. Coşamıyorum. Kapatıyorum yayınımı.
Yarın belki açarım. Gitme buradan. Sen olmadan ben asla. YouTube Premium, reklamsız YouTube ve YouTube müzik uygulaması diye. Yayında gezer kızlar. Ya Allah'ım ya Rabbim. Kafayı yemeyeceğim. Bana TikTok sildireceksiniz. Berivan gelmişsin yayına. Oğlum de evli barklı kadınsın yani. Bir şey desek sana yanlış olacak. Ne cahil cesareti bu böyle. Öpünce anlıyorum ben seninle yaşıyorum. Kaç kere vuruluyorum. Birdenbire hayatının tümü oldun. Ben bir kısmet olsun. İçinde o kadar kötü niyet yok ki başkalarının da içinde olmadığını düşünüyorsun. Ya ben kendimi eleştireyim o zaman. Çok saf ve saftirik bir adamım yani. Kendimi çok zeki zannediyorum. Belki de çok zeki. Fakat bazı konularda vicdan, merhamet konusunda o kadar çok iyi niyetim suistimal ediliyor ki her seferinde aynı hatalar yapılmasına rağmen bunları kabul edip hiçbir şey olmamış gibi devam edip içimde hiç kin tutmadan diyaloğuma devam etmem beni de çok kötü göstermiş. Aslında herkese tavır almam gerekti ki tekrar aynı yerden vurulmayayım diye. Ama ben bunu defalarca olmuş yani. Neden böyle bir şey yok? Bilmiyorum yani. Böyle demek. Kalp yapar mısın? Yaparım tabii. Gidersen bir gün biri üzülür çok. Hayatının tümü oldun. Gecelerine gün gibi doğdu. Sende biraz belekçilik var diyor. Nasıl yani ata? Cool ayağına yatıyorsun hep. Yok yani cool ayağına yatamazsın. Ve cool öyle cool kuş türü olarak yazılmıyor. Coolsan coolsundur yani. Urfa'ya selam Büşra, hoş geldin. Sonra da buna gamsızlık demedi. Aynen katılıyorum. Sen çok güzel bir kızla başladın ama kıymetini bilemedin. Çağrı'yla aran nasıl? İyi mi keke? Süper. Hediye yollayan, pardon, dondu. Tekrar selam söyle Urfa'ya. Ekran kaydı açtık galiba. Şuracığım, sana da Urfa'ya da selamlar. Öpüyorum. Bu saatte ne yapıyorum insana? Uyuyacağım zaten. Uyumadan böyle bir yayın açtık işte. Bakalım sahnem diye bir... Sahnem hoş geldin. Selamünaleyküm, nasılsınız? Aleyküm selam, iyiyim, sen nasılsın? Ben de iyiyim, sağ ol. Nerede yaşıyorsunuz, nereden katılıyorsunuz? Ben İstanbul'da yaşıyorum ve İstanbul'dan katılıyorum. Siz? Ne güzel, ben Almanya'da yaşıyorum. Kaç yaşındasın? Ben 27 yaşındayım. Aa maşallah, dişlerin ne güzel, dişlerini yaptırdın mı? Yok, kendi dişlikliğim bu. Neyle fırçalıyorsun dişlerini, kendi şeyinle mi? Neyi? Neyle fırçalıyor? Kendi şeyimle, evet. Yani diş fırçasıyla mı? Yani hani diş fırçası neydi onun adı? Böyle... Diş fırçası ve macunu, evet. Yok macun değil. Böyle bir şeyin içine konuluyor ya. Toz gibi. Karbonat mı? Karbonat. Hı. Karbonat mı onun adı? Yani öyle bir karışım yapıyorsun. Limonla yapıyorsun. Limon, karbonat. Onunla evet, mı fırçaladın? Yok. Onunla fırçalamadım. Acayip beyaz yani maşallah. Teşekkür ederim. Efekt de var bir. Ha tamam anladım o zaman. Anladım. Sen kaç yaşındasın? Çok değil yani çok az. İşte bende de az var. Çok daha az. Bugün dişçiden geldim ya. Ben dişçileri hiç sevmiyorum. Onun için dişlerim çok yamuk. Ya ben her türlü sağlığıma dikkat ediyorum. Yapacak bir şey yok. Baktırmak lazım. Yaşlandım artık 27 yaşındayım. Sen kaç yaşındasın? Siz kısmetse olur mu katıldınız? Sen kaç yaşındasın? Ben 31 yaşındayım da bir şey sordum. Valla tanımış seni. Nasıl satayım? Aynı soruyu ben 4 kere sordum ama sana. Vallahi duymadım yemin ederim. Evet aktın gittin.
Sen hem küfür et. Yok niye edeyim arkadaşlar? Çocuk bana bir şey yapmadı ki. Hataların göz ardı edildi sana. Çocuk bana bir şey yapsa derim de. Siz kısmet, sen kısmet olur'a mı katıldın? Anlamadım. Valla ben tanımıyorum. Ben bakmadığım için ona. Bakmıyorum valla. Kısmet olur'dan evet. Niye olmadı? Kısmet değil miymiş? Kısmet olmadı ya. Her zaman olmuyor. Sevgili yaptın mı orada? Doğru söyle. Yaptım yaptım. Sevdim de. Yemin et. Tabii. Kime aşık oldun? Söyleyemem burada. Spoiler veremem. Ha daha orada mısın sen? Daha gidiyor mu? Evet daha program bitmedi. Aa. Ha şu an daha programdasın sen. Tabii tabii. Sen neler yapıyorsun? Valla ben yayıncıyım. Her gün yayın yapıyorum. Anladım. İlk defa görüyorum seni. Bir de 31 yaşında olmana çok şaşırdım. 20 falan duruyorsun. Orada en fazla. Makyajsız falan yani böyle bir tipsiz bugün böyle bir. En baba 20 duruyorsun. Arkadaşlar yanılıyor muyum? Dies ist eine Erinnerung. Morgens ich hasse Menschen. Alexa aus. Arkadaşlar 20 duruyor dedik. Yine bile yavaş mavaş yazıyorsunuz. Ben bir daha kızımızı almayacağım yayına. Bak bu kadar deli ettiniz beni. Canımı sıktın. Evet 19. Sen yani şu an daha programda mısın? Eğer sormam lazım. Evet, programdayım sana. Çünkü çıktılar diyor. Lan mi ki meine Tagen, ich kann nicht sagen, es kann ja man es de so. Seni düzene sokayım emmi. Sen ne piçim konuşuyorsun? Bu Almanca değil, bu ne dili? Senin ağzına sıçayım böyle Almanca olmaz ki ebeni. Bu kadar biliyoruz, ne yapalım? O nasıl bir Almanca oğlum? Öyle kelime bile yok. Sallıyorum oğlum. Bir daha salla be. Bu kadarını biliyorum. Ne yapayım? Sen aslen nerelisin? Sen söyle bakayım o şarkıyı. Türkiye'de çok patlamıştı o şarkı. Almanya'da da patladı. Hala bile dinleniyor yani. Harbi mi? Ne iğrenç konuşuyor bu kız. Evet biraz terbiyesiz ama olsun arkadaşlar. Ben olduğum gibiyim. Şimdi... Sen de. Neyse ben terbiyesiz bir insanım. Ona bağlayalım. Aynen öyleyim. Bir şey soracağım. Nerelisin sen? Ben göçmenim boşnağım. Kocaeli ama İzmir. Sen? Nerelisin? Ne göçmeni? Yani nerede? Göçtün? Bosna. Belli oluyor. Biraz. Nasıl belli? Ya göçmen olduğum belli oluyor ama. Biraz. Sen nerelisin? Ben İzmir. Aa. Köpek mi var? Azerbaycanlı gibi konuşmuyor arkadaşlar. Kız Almanya'da yaşıyor. Türk. O yüzden. Türk. Ya yani aksanı öyle. Evet arkadaşlar aksanım biraz bozuk olabilir. Kusuruma bakmayın. Yo bu arada gayet iyi. Merak etme. Daha önceden daha da iyiydi. Bu yayınlarda biraz bozuldu. Boşnaklar sarışın uzun olur. Hiç ben... Arkadaşlar bir tarafım boşnak. Baba tarafı, anne tarafı Ankara. O yüzden. Annen Ankaralı mı? Evet. Neresi Ankaralı? Ankara'nın Keçiören'inde. Yakalandık mı? Ay sen de yine bir şey demeyeyim. Ben gidiyorum. Var mı bir isteğin? Kendine iyi bak. Sen de Allah'a emanetsin. Görüşürüz. Kız kıt kıt algılama. Kıt değil de soru sorunca cevaplayamıyor. Kafa dağınık biraz galiba. Olur öyle. Sahnem iyi kız. Küfürbaz ama çok tatlı biri. Yani sıkıntı değil. Küfür etsin de. Yani ilk defa birine karşı yayın açıp samimi olduğum bir insanla küfürlü konuşabilirim. Yakın arkadaşlarımla konuşuyorum da. Tanımadığım birine. Zaten ağır bir küfür etmiyor. Senin de çok hatan oldu. Hataların göze... Hangi hatalarım oldu? Konuşalım bunları. Bana yaz Instagram'dan. Hoş değildi evet ama. Uyardık arkadaşlar. Kızı daha ne yapalım yani ne diyelim. Yüzüne kapatsak ayıp olur herhalde. Dilek görüşürüz kral. Ne zaman yayın açarsan ben oradayım. Teşekkür ederim üzgün çocuk. Allah'a emanet ol. Öpüyorum seni. Kızlar en sevdiğim iki kız. Kızlar evinde. İki tane kız. Elif. Tansu. Bak. Lak. Rahatlığı küfür sanıyorlar. Yani rahat olabilirsin. Rahat konuşabilirsin de. Evet küfür. Dilek.
Nasılsın, iyi misin? İyi Hülya, sen nasılsın, iyi misin? Nasıl gidiyor? Seni beğenmiş. Kim beğenmiş beni? Ruka. Nesecan. Selam, merhaba. O kız. Az önceki kız mı beğenmiş beni? Evet. Akgün merhaba. Ne haberler Bilek Bey? Neyirse hoş geldin, merhaba. Bu sese ben. Reis ne haber, iyi kardeşim, senden ne haber? Hoş geldin. Hemşireniz. Hello, hoş geldin. Merhaba. Bu bölümü izledim. Evet, biraz baktım. Biz Bilekçi. Sweetie, teşekkür ederim canım benim. Öpüyorum. Dilara'cığım hoş geldin, çok sağ ol. Uzun süre sonra birinden bir hediye görmek hepimizi çok sevindirdi. Bütün chat. Chat ayak kalk. Ayak kalk chat. Ay koca tatlış bir ayıcık, evet. Bilek ben gidiyorum, iyi gidiyor. Zeynep öpüyorum, görüşürüz. Saçına jöle mi sürüyorsun? Hayır arkadaşlar, jöle yok. Haket atalım. Salto geldi mi? Ters salto atma zamanı o zaman. Hazır mıyız? PK. Kimle PK atayım? Abi ben PK atıyorum. Bir şey bu muhabbet oluyorsun. O zaman bir... Bilek, selam. Merhaba. Kimsiniz? Tanıyamadın mı Bilek beni? Çıkartamadım. Oha Bilek, şaka mı yapıyorsun? Arkadaşlar tanıyor muyuz? Daha önce aldık mı? Kusura bakma Dilara. Bilek şaka mısın? Ya ben bir tane güzel bir Dilara diye bir kız tanıyordum. Sarışındı falan. Balkonda konuşuyorduk onunla falan. Yazlıktaydı, Samsun'daydı. Samsun mu? Zonguldak. Zonguldak. Çok yakın. Orayı tutturamadım ama. Bir tek saçımı değiştirdik işte, ne var? Olsun. Bir daha bu tarz şeyler yapmazsan seviniriz. Niye? Güzel oldu gayet. Gözün alışmadığı için öyle geliyor. Tamam. Kusura bakma. Çok. Ben yargılı davrandım. Yayının sonuna kadar. Yayının sonunda bunu tekrar konuşalım mı? Tamam, anlaştık. Arkadaşlar Dilara'yı hatırlayanlar, şöyle bir anket yapıyorum. Aa, dudağıma bugün dolgu yaptırdım Bilek. Neden? Bütün güzelliğimi mahvedeyim diye ilk önce saçının rengini değiştirip sonra da dolgu mu yaptırmaya karar verdim? Ya niye öyle diyorsun? Sarıyı kullanmak çok zordu. Dolguyu da keyfi yaptırdım ama inecek daha. Böyle kalmayacak. O zaten çok şiş şu an. Evet. Kaç cc vurdun? 0,5 mu? Şey, 1, 6'a yarım, 3'te yarım, o kadar. Tamam, 6'a ve 3'te yarım, 0,5 aynen. Ha, düzelir. Düzelir. Ya nasıl, saçımı hiç mi beğenmedin? Bir dön, bir şöyle yap, bir şey yap. Güzelsin, güzel, tamam, sıkıntı yok. Yok canım. Ne anlıyor musun? Ne olsun, zor döndüm. Geçiyor biraz. Ha? Döndün mü? Döndüm, geldim. İyi yapmışsın. Sen niye ne zor, niye zor geçiyor? Uf, hayatım çok karmaşık geçiyor bu ara, biraz zor, sıkıntılı. Gitti misin? Hayrola, böyle anlatabileceğin yüzeysel bir konu var mı? Derinse? Aynen. Derin biraz, derin. Ailesel mi? Yok. Kendi hayatım. İlişki de değil. İlişki de değil. O zaman şey dönemindesin sen. Hayatı sorgulama. Herkesten kendini soyutlama. Evet. İnsanlardan yorulma, tahammülsüzleşme. Ya ben çok hümanist bir insandım mesela. Artık sevemiyorum ya. Ben de, evet, ben muhabbeti, sohbeti sevemiyorum falan böyle. Zorunluluk gibi gelmeye şey oldum yani. Bilmiyorum. Mecbursun hani insanlarla konuşmaya. Sırf o yüzden konuşuyorsun. Ben de öyleyim şu an. Mesela anlıyorsun değil mi Dilara mesela? Evet. Seninle konuşurken ne kadar mecbur oldum. Evet, biliyorum. Ben oy, de... kıyamam. Şaka yapıyorum ya. Kesişiriz bak. Acayip tatlı bir masumiyetim var ya. Ya canımsın. Senin de. Ben böyle diyeyim, dedim diye Bilek Yavaş yazacaklar. Bilek Yavaş yazın. Aynen. Ve kanım dondu yazın çabuk. Kanım dondu yazın çabuk. Hep bunu bekliyorsun. Tamam.
Ne yapacaksın? Var mı planın? Ne gibi? Eminim buralarda bir planın var mı diyorum tekrar. Hayata dönmelik. Deniyorum ya. Vallahi deniyorum düzelmeyi. Allah Allah, o kadar mı ya? Evet, çok mutsuzum ama belli etmemeye çalışıyorum. Depresyondayım aslında. Anladım, anladım. Peki geçmişe dayalı mı? Yok, geçmişe dayalı da değil. Geçmişinin verdiği kalıtsal bir problem? Yok, o da değil. Yok. Ben sana bunu özelden anlatırım ya. Anlat ama. Tamam, anlatacağım söz. Anlat, merak ettim. Tamam. Hayır, günümüz sorunu bu arada. Söyleyeyim yani. Çoğu insanda var. Evet. Yalnız değilsin, sana yardımcı olacağım. Ya yerim seni. Ve ücretsiz bir mentorluk olacak bu. Teşekkür ederim. Yani belki Çok. bir meblağ bir ücret olabilir. Atıyorum bir kahve falan ısmarlarsın, bir şey yaparsın ama. Tamam, olur, onda anlaştık. O şekilde. Cimri bile gezebilir miyiz chat'e? Ya bir bekliyorlar, bekliyorlar. Böyle bir şey olsun da. Başım. Üstündeki de çok yakışmış. Ve D kolyen. D harfi Ay sen beni mutlu ettin Bilek. İlk önce bir üzdün ama. kolyen. Ben öyle. Teşekkür ederim. Ben öyle. Canım. Öyle ben. Öyle Öyle. ben. Cevap vermeyeceğim. Ne cevap vereyim? Bilmiyorum, görmedim. Neye cevap vermem gerekiyor? Anlamıyorum yani. Ben hiç kazanamıyorum ya. Bir kere kazanabildim. Ben de ilk defa sayende kazanacağım ya. Az önce de bir tane Almancı indirdim. Headshot. Öf ya. Şeyda'ya Şeda kahvaltı ısmarlayacak. 3 gün uyuyamaz. Salaksın. Ya Beşiktaş bari. Şey daha benim yarışmadan arkadaşım, onunla şey PK attık cezalı. Sen kahvaltı ısmarlayacaksın. Ben kahvaltı Cimri ısmarlayacağım. misindir? Onun için mi öyle diyorlar? Ya yani yok, boş yapıyorlar işte. Hatta dedim ki gel bir de öğle yemeğini yapalım dedim, onu da kaybettim. Ben şimdi 2 öğünü tekte bitireceğim o işi, dur bakalım. Bence de öyle yap. Halledeceğiz bir şekilde. Senle biz asla cezalı yapmayalım. Hep ben kaybediyorum. Bir Beşiktaş yardım etmişti bana senden. Harbi mi? Dedi ki Bilek söyledi yardım et diye dedi. Kıyamam. Ya öyle de bir delikanlıyım işte. Öyle de bir delikanlısın gerçekten. Bilek dudağına dolgu mu yaptı? Arkadaşlar doğuştan bir dolgu benim için. Karıştırdılar ben yaptım. Benimkiler de büyük ya. Arada söylüyorlar onu bana. Yok arkadaşlar ya. Beşiktaş, ben yardım ettim. Ha, gerile ben yardım Evet. ettim yazmış çete. Oğlum iyilik yapın, denize Denize atın. atın. Aynen öyle abi. Bu kızla bile yıllardır tanıyormuş gibi konuşuyor. Aha. Bu kızla bile yıllardır tanıyormuş gibi konuşuyor. Hadi Ne buyur. yapayım? Bilek Bey mi diyeyim, böyle yapayım? Cevap Bilek Bey ver. bugün Cevap ver nasılsınız abi. efendim mi diyeyim? Cevap ver abi. Bilek ben seni Bilek. birbirine benzetiyorum. Berencim, İkinci yazacağın şeyi tahmin edebiliyorum ama söyle hadi, tamam. Kısmet Solar izliyordum. Tam çıktım sana denk geldim. Vay be. Vay be, nasıl oldu? Olaylara bak anasını satayım. TikTokçularda ne bu rahatlık? Vallahi ben TikTokçu değilim arkadaşlar. Dilara sen TikTokçu musun? Yani sonradan girdim, bilmiyorum ben. Sen de hani içerik üretici falansın herhalde, öyle Evet, biliyorum yani. üretiyorum. Evet, üretiyorum. Öyle diyor abla. Öyle diyorlar. Ama saçma sapan şeyler de yapmıyorum burada. Çok reklam alıyor musun peki? İş böyle bunlar konuşulmaz bunlar. Onları da konuşalım, onları da konuşalım. Onları da Menajerin var mı? konuşacağız. Ajansım var. Hangi ajans? Söyleme. Eyvallah, eyvallah. %10 komisyonunu verecektim halbuki. Konuşmayın, konuşmayın diyor. Ne konuşmuyor? Ya Ömer, ay Ömer ne ya? Ömer'i gördüm şurada. Bilek. Sen Şurada bana az önce Ömer Ömer. mi dedin? Hayır hayatım, şurada Ömer katıldı yazıyordu da onu Neyi bak, okudum. kapatıyorum şu an. Bilek, Nereden kapatamazsın. çıkacağım? Sana bir şey anlatacağım. Ben oyunculukla ilgileniyordum. Ha.
4 sene eğitim aldım. Bu ya yani 4 ayrı sene. Müjdat Gezen'den, Başkent'ten, sonra Süheda Çil'den, Kraft'tan. Ama sonra baktım boşa koşuşturuyorum. Sonu gelmeyecek galiba bunun. Dedim şuralarda öğrendiklerimi yapayım dedim. Öyle başladım buraya. Şu an şöyle söyleyeyim sana o zaman. Televizyon sektörü tamamen bitmiş durumda. Bak televizyondaki büyük oyuncular atıyorum şu an program yapıyorlar. YouTube'a program çekiyorlar farkındaysan. Çünkü biliyorlar yani havuz çok değişti. Para kalmadı televizyon sektöründe. Ya dijital platformlara geçiş yapıldı ya da YouTube'da zaten kendim aynı. Atıyorum Beyaz Show'u ben YouTube'da kendim de yapıyorum işte. Ekibimi sağlıyorum diyor. Ya daha amatörünü yap yine izleniyorsun. Bir şey oluyor fark yaratıyorsun. Kısmetse olur bile YouTube'dan milyonları kırdı. Televizyonda olur. Düşün. Şimdi yeni birkaç yarışma da çıkıyor. Onlar da kısmetse olurdan sonra şimdi yine Big Brother gibi falan filan. Of Format'ta evet gördüm. Şimdi tekrar o furya olacak. Her neyse demem o ki aa bir şey olmadı, televizyona atamadım kendimi falan tribine girmeye hiç gerek yok. Önceden üzülüyordum, şimdi hiç üzülmüyorum. Aynen öyle. Yani bir şeyin varsa zaten oluyor. Evet, burada parlatmaya çalışıyorum olanı. biraz da planlı ve programlı olursan başaramayacağım bir şey yok abi. İşte benim motivasyon konuşmam. Tam onu diyecektim. Bana iyi geldi. Yaralarımı sardı bu konuşma. Bir dur. Bu benim motivasyon konuşmam bir dur. Artık TV'nin pek önemi kalmadı. Evet arkadaşlar. Kimse yaklaşık 10 dakikadır bunu konuşuyorum. Bunu anlatıyorsun. Yani lütfen bozuşuruz bak. Benim daha iyi bir fikrim var. Artık TV'nin önemi kalmadı. Peki şunu mu demek istedin şimdi sen? Televizyonun önemi yok mu? Aynen öyle. Ne kısmet olurdu, iki sevgilin oldu ama Tuğçe'de flört ettiğim dönem daha mutluydum. Evet daha mutluydum çünkü ilk bölümlerde arkadaşlar enerjim vardı, heyecanım vardı, inancım vardı. Daha her şeyin başıydı. Salaktım, daha salaktım. Peki gerçekten aşk için mi gitmiştin yoksa hani... Gerçekten birini bulmayı ummuştum, olmadı işte. Hem o hem oydu yani en azından değil mi? Yani bir sonuçta görüneceksin. Bir şey oluyor. Onun heyecanı var içinde. Tabii ki herkes kendi egosunu bırakamadığı için ilişki yaşamıyor zaten. Yaşayamıyor. Onu da söylüyorum her zaman. Neyse işte öyle muhabbetler. Kazanmaktan yok. O zaman sen bana özelden yazarsın. Tamam canım. Ben kapatacağım artık, yeter sıkıldım ya. Tamam ben de kapatacağım biraz. Uykum da geldi. Tamam. Kendine iyi bak. Sen de kendine iyi bak, görüşürüz. Sen narın narınına mecnun olamam ben. Sen narın narınına böyle aşkı bu. Özelden yazarsın derken. Özelden anlatacakmış, özel bir konuymuş. Bir derdi varmış. Ben dedim yaz. Söyle bana, anlat o özelden. Ya bilek senin için geldim ben. Merve, sen geldiğin için biraz daha duracağım. Tamam. Hepinizi kıramadığım için biraz daha duracağım. Böyle 2.5, 3.5, 4.5 derken sabah ezanıyla belki kapatırız. Bulduğunu zannettiğin oldu mu? Umduğumu zannettiğim daha çok. Ey. Fırlama bilek ya. Aydan. Aydan ah. Söyle kaç bahar oldu, penceremde gül soldu, belki de zaman doldu. Sevdiğim dönmüyor. Tişörtünü istiyorum. Kopamıyorum da yayında. Hay balım. Dursun. Korkarım ondan. Bu yakışıklılık nereden? Arzucuğum maşallah diyelim, bu bir. İkincisi çok da yakışıklı olduğumuzu söyleyemeyiz. En azından çok kıyak insansın. Oktay abim teşekkürler, sağ olasın. Bakayım, Oktay abim dedim. Oktay kardeşimdir. Bilmiyorum, fark etmez. Umursamazlık seviyesi. Ben çok umursamamışım ama yani şey o. Doğru mu dedim lan? Her neyse. Bu bölümlere bakıyorum falan bayağı koy vermişim yani. Umurumda değil kısmetse olur falan. Kendimi eleştirdim. Radyo tadında bir yayın.
Tuğçe'ye inersin de hemen istek atayım. Hayırdır lan diyeyim. Tweet atıyorsunuz, algı yaratıyorsunuz. Behçet hoş geldin, teşekkür ederim. Burcun ne? Başak, maalesef. Ben izlemiyorum da, kısmetse olur. Sen hala programda mısın? Evet Betül, hala programdayım ama program hala yok. Bir de İstanbul'a geliyorum, bir kahve neden olmasın. Merveciğim, gel Merve, tamam. Pendik'te mi oturuyorsun abi? Evet. Yok ya, program yine de umurumdaydı canım, niye öyle? Belli bir süreye kadar. Yükselenin de. Akrep. Ay benim kızım da Allah bağışlasın. Yasin'le Mahir kavga etti gördüm. Yok görmedim arkadaşlar. Yayını kapatınca bir yatmadan bakarım biraz. Vallahi kısmetsiz olarak senin için geleceğim olacak. Ay canım benim, kıyamam sana. Sağ ol, teşekkür ederim. Ben 18 olduğunda kısmetsiz olur diye bir şey kalmayacak ama haberin olsun. İyi yok artık, program TV'de mi verilecek? Sezon bitiyor arkadaşlar. O yüzden artık yani bizi göremeyeceksiniz. Yarışmacılar final yapıyor yani. Bilek çok samimi adamsın. Efe'cim çok teşekkür ederim. Sakalını daha çok uzatmayı denedim. Arkadaşlar güzel çıksa uzatmayı deneyeceğim de. Bu kadar yani. Sakal bıyık al aşko diyor bak bir tanesi de. Sakal bıyıksız daha iyisin diyor. Hemen bir anket yapıyoruz. 293 kişiyle diyoruz ki sakallıysa gülücük, sakallarını kes diyorsanız ağlama işareti. Hadi bakalım Yasin. Melike'cim ya. İban at. Yollayayım paranı. Sus artık. Şirinim. Teşekkür ederim sağ ol. Çok şirin bir hareket. Sıkı kucaklamayla. Herhalde yakışıklı olmaz. Sağ ol. Evet. Sakal istiyor arkadaşlar herhalde. Yaşımız da var ya. İki türlü de maşallah var paşamın. Eyvallah. Teşekkür ederim. Sağ olasın. Boyu kaç bilek? 1.89. 1.90 de ya. Üzme bizi. 1.90 de. Bıyıklarda badem yağı var mı? Yok. Ama badem gibi bıyıklarım var. Ulan 27-28 olacağız anı satayım Ağustos'ta. Hala bıyığa bak ya. Bebek bıyığı gibi. Benim bir kardeşim var. Kardeşimin bıyıkları liseye gidiyor. Kardeşim dediğim öz kardeşim değil de aynı bıyık. Yani. Niye 1.90 değil de 1.89? Yalan mı söyleyeyim? Senaycığım teşekkür ederim. Simitçi bıyığı diyorlar. Aynen simitçi bıyığı diyorum ben de. Normal şartlarda ama şartlar çok normal olmadığı için. Kardeşimin bıyıkları liseye gidiyor arkadaşlar. Şakasısı yani bu. Ayakkabıyla 1.92 falan. Çok yakışıklısın. Canım benim, teşekkür ederim. Sağ ol. Ben de benim boyumun geri kalanı nereye gitmiş diye düşünüyorum. Nevi şahsına münasır diyelim. Katılıyor oraya. Programda boy 1.84 gözüküyor. Ulan manyaksın öyle. 22-23 gösteriyorsun. Askere gideceğim. Döndüğümde inşallah yine öyle gözüküyor. Askere gideceğim. Döndüğümde saçları kısa kullanacağım artık. Çünkü kestireceğiz asker tıraşı. Sakal bırakırım falan böyle. Bir öyle takılırım. Hoşuma giderse. Sevgilim de neden takip? Benim sevgilim yok Baran. Yaklaşık 4 aydır falan. Askerlikte 12 ay oluyor. Olsuz bile. Bedenli mi gidiyorsun? Belli değil arkadaşlar. Kaybolabilirim. Şimdi bana kaybolan yıllarımı verseler. Şimdi bana seninle bir ömür vaat etsene. Şimdi bana yeniden ister misin deseler. Tek bir söz bile
Söyle be hatun. Finalde tüm kişiler olacak. Diskalifiye olanlar ve yapım tarafından onay görülmeyen, atıyorum hani yaptırma olarak Zeyd, Botan tarzı var. Onlar gelemeyecek işte ya da diskalifiye olanlar gelecek. Harici herkes finalde var. Finalde bütün yarışmacı arkadaşlarımı bekliyorum. İnşallah onların da oylarını alıp sorulara cevap vermen lazım. Zeralciğim, sabahtan beri çatır çatır veriyorum. Saat 2.30 oldu. Sakın beni bundan suçlama. Mihriban, Mihriban şarkısını söyle. Saçların sarı mı? Önce bir ona bakmam lazım. Sarı saçlarıma deli gönlümü bağlamışım, çözülmüyor Mihriban. Dayı kapasana şunu. Kapasana dayı. Ayrılıktan zor bellene ölümü. Duygu da olmasa ne olacak bilmiyorum. Vallahi. Duygu gözlük at gözlük. Şapka atma. Gözlük daha havalı oluyor bir tane. Ayrılıktan zor bellene ölümü. Bilek niye çapkınsın bu kadar? Çapkın mapkın değilim arkadaşlar. Gözünü seveyim ya. Ben yoruldum hayat. Gelme üstüme. Diz çöktüm dünyanın namert yüzüne diyor. Oynamayın lan tamam yenildim. Eğdim boynumu. Geldim dize. Oynamayın yeter. Yenildim yenildim. Tamam. Bipolar havası var sende. Daha çok narsist diyorlar ama duygucum benim. Bak gördün mü nasıl yakışıyor. Ayrılıktan zor belleme ölümü. Ölümü. Görmeyince çizilmiyor mihriban. Mihriban. Yeşillenmişsin yakışmış. Yeşilimi ver kafam güzel olsun. Parçamı dinle kalçanı çal kala vaktimi harcama beni parçala gece bitse de ben bitmem anla. Lojistik işi derken taşımacılık mı? Ya gümrük ayağı falan filan öyle o işler. Antrepo, konşimento. AK'cim çerez sabahında beni onurlandırdın. Çok teşekkür ederim. AK kim ya? Ananı satayım kalbim gitti şu an. Nefes almakta zorlanıyorum. Böyle mi karşına çıkacaktım bu şekilde? Sen bir gün gidiver inşallah. AK'cim hediyenden dolayı sana... Sana bir şarkı o zaman. İyi uyusana kardeşim geç oldu. Uyuyamıyorum. Festival gibisin katılmak istiyorum. Önlerden yer kapıp gözünü kalbine bekliyorum. Asaletin bedeli çok gören var belli mi? Hem biraz deli azdan çok da serseri. Adı lazım değil baş harfi ben. Birdenbire hayatın tümü oldum. Evet bu sıralar evet bizimkileri Kıbrıs'a postaladım da tek başıma takılıyorum. Şimdi açacağım şarkıyı bekle AK. Bulamıyorum onu. Hemen bulacağım ama. En sevdiğin şarkı ne? Gözünde iyi insansın. Neden seni yansıtmayan hareketlerde bulunuyorsun? Anlam veremiyorum. Çok karmaşık. Bunu bir savunma mekanizması olarak düşün. Kendimi bu şekilde koruyorum. Sizi çok özel lezzet dünyalarına götürecek yepyeni bir kartlara hazır mısınız? Evet arkadaşlar bu şarkı. Kimilerine göre
bu şarkı. Hakeciğim teşekkür ederim, bu şarkıyı sana armağan ediyorum. 2013 yılı, bundan 10 sene önce Kadıköy'de bir karaoke bara gittiysen belki duymuşsundur. Her set bölümlerde ne zaman barışıyor? Ben seni çok sevdim. Teşekkür ederim Mituman. Sude ablayı seviyor musun? Sude abla kim? Bilek askere ne zaman gideceksin ya, gitme. Gitmeyeceğim daha şu an ortada. Herhalde önüm. Şubat, Mart falan yaparım. Dış ticaret mi dahil, lojistik mi? İkisi de arkadaşlar. Ben sağlık turizmiyle daha çok uğraştığım için sağlık turizmi alanı şu an şey gibi düşünüyorum. Mesela geçen sene 352 milyar dolar bırakmış Türkiye. Kıvırcık saç da yakışır sana. Yarın çok sanmıyorum. Ama bir ara saçımı çok uzattım. Üniversite okudum mu? Evet, iki üniversite okudum. Direkt bir şey soruyorum tabii ki. Yayını kapatıp açayım mı? Şu bildirim gitmiyor kimseye. Yayına girmiyorlar. Gerçi saat 2:30. Uyanık insan var mı bilmiyorum. Uzun yapma bir daha böyle. Çok yakışıklısın. Teşekkür ederim Eylül. Sağ ol. Açacaksan kapat. Eyvallah, açmayacağım o zaman. Biraz daha konuşup kapatayım, olur mu? İkinci sezonda görür müyüm seni? Sanmıyorum arkadaşlar. Başka bir yapımla görüşüyorum. Nasip olursa bir diziye başlayacağım şimdi. Serdar sana darılmış. Bana kim darılmıyor ki zaten? Tek tabanca. Biz hepsinin yanında olalım. Kimse bizim yanımızda değil. Ne olacak lan? Tek mi öleceğim ben acaba? Açıldı çalışkan. Hello. Hoş geldin. Dilek günah keçisi zaten. Olsun arkadaşlar, sıkıntı yok. Bende bir şeytan tüyü var. Kendimi bir şekilde affettiriyorum ya da sevdiriyorum. Kimlerine göre lazım değil ha. Direkt boşver darılmaya yer arıyorlar. Vallahi anlamadım ya. Herkes çok çok narin olmuşlar. Bilek aşkım, hoş geldin Karolina. Bu kadar sempatik. Genetik herhalde. Teşekkür ederim Fatmacığım. Hakkında hayırlısı Bilek dizi olursa onu da izlerim. Söylemen yeter. Ayvalı, teşekkürler. Söylerim tabii ki buradan. Ailede kime benziyorsun kanka? AK, kime benziyorum sen söyle. Bilek sen iyi bir insansın. Teşekkür ederim lütfen. Ya içimi bilen aslında, kalben çok iyi bir insanım da işte bazen yaptıklarım ve eylemlerim bir olmuyor. Hissettiklerimle yapabildiklerim, kendime şey yapamıyorum. Fragmanı izledim mi Elif mi Tuğba mı? Vallahi izlemedim ya. Çünkü bir şey yorum yapar. Söyle söyle. Söyle, insanları dikizlemeyi seviyorsun çardakta. Söyle. Reis bir selam yolla. Kime yollayayım kardeşim? Şöyle sana yollayayım Ömerciğim. Yok, davranışların da çok kaliteli. Teşekkür ederim, sağ olasın. Fragman izle bomba. Rüya sağır. Tamam izlerim. You are very nice king. Thank you. Burnun güzel. Estetik değilse maalesef arkadaşlar burada. Burada sizden uzaklaştık biraz. Burnum estetik fakat 6-7 sene kickboksla uğraştığım için çok fazla darbe aldım burnuma. Yani çok deforme oldu. Yani doktora dedim ki eski haline getirin bunu. Yani baktığın zaman yine orijinal bu. Do you want to speak Kurdish? O bende yok. O bende yok. Bilek Seray der misin? Seraycığım hoş geldin. Harbiden bir podcast yapsa sanırım. Yapacağız, onu da yapacağız. Bilek sevginin yok mu senin ya? Yok arkadaşlar. Sevgili mevgili yok. Ha, olsun istemiyor muyuz? İstedik.
Baktık olmuyor. Doktor önerim var mı? Vallahi yok arkadaşlar. Yeni sevgili yapacağım mı bilek? Yani arkadaşlar bu hani yapacağım demekle olan bir şey değil ki yani. Bir şey olur hayatına biri girer. Öyle bir şeydir o yani. Bu planlı programlı bir durum değil. Sevgili yapacağım diye dışarı çıkmıyorum yani her gün. Benim de MMA'yı de kırıldı. Aynen Edirne'liciğim. Şuradan bana bir taç kulağı gibi oldu da. Yok ben de MMA'yı çok seviyorum. MMA'de kırılmama şansı yok zaten. Bilek şarkı söylerken video çek. Şarkı söylerken video çekeyim tamam. Daha böyle ama profesyonel bir şey yapacağım arkadaşlar. Biliyorsunuz geçen Nurseli yayına katılmıştı. Onun şarkı yaptığı şirket, müzik şirketine gideceğiz. Anlaştık. Orada kendime ait bir şarkım olacak herhalde. Kayıt alacağız. Üzerine bir klip patlattık mı tamam. YouTube'a onu da salacağım. Her yerde varız yani rahat olun. Canınız hiç sıkılmasın. Benden sıkılan, yayından sıkılan gider müziğimi dinler. Müzikten sıkılan gider bölümü açar izler. Biliyorsunuz birinci bölümden 260. bölüme kadar varım. Açın açın izleyin abi. Sırf siz sıkılmayın. Üzülmeyin diye finale kadar kaldım. Black Star demiş. AK AK söyler misin? Bende star ışığı var mı? O zamanlardan belli miydi? Her yerde varsın be kardeşim. Her masada varız. Yok öyle. Azıcık rahat ol be kardeşim. Kasma ya. Ya vallahi kasmıyorum. Yani kasıntıyım evet. Ama öyle ekstra kasmıyorum ya. Yani. Bu kadar. Sen de ışık hep ver. Teşekkür ederim Siviticim. Bizi fark eden yok ama. Hepinizi kurtaracağım rahat olun. Şu dörtlü olay kurgu muydu? Yok arkadaşlar. Varlı ciğer. Salak. Salak tatlı kız seni. Özledim seni ya. Vallahi özledim. Latin'den seviyor musun? Yok. Yani öyle hani aşk anlamında değil. İnsan anlamında evet. Kurtacağın günü bekliyoruz böyle. Rahat ol. Ben de o işim. Yorgun gibi. Çok yorgunum arkadaşlar. Kapatacağım dedim. Kapatamadım zaten. Öpüyorum hepinizi bu arada. Reis saçların felaket, sakalların cinayet. Eyvallah Ömer. Bu kelam. Selamun aleyküm selam. Finalde kaos falan çıkar. Rahat olun ben de. Çok doldum. Hepsini patlatacağım tek tek. Öpüyorum sizlere. İyi geceler. Kendinize iyi bakın. Yarın öğlen falan açarım yine konuşuruz. Ya da akşama. Bu kadar geç olmaz yani saat. Öptüm.